Dijitaller.com'dan herkese merhaba. Bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Oyun seyir sahibi ve aynı zamanda fotoğrafçılığa büyük emekler vermiş Barış Özgök abimizle birlikte güzel bir söyleşi yapmayı diliyoruz. Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Nasıl abi, iyi misin? Öncelikle bir halini hatırını soralım. Sağ olasın kardeşim, iyiyim. Bu arada söyleyelim, bu röportajı Skype bağlantısıyla gerçekleştiriyoruz. Ne yazık ki fırsatım olmuyor arkadaşları ziyaret etmeye. Yani böyle durumlarda benimle bağlantı kurmak isteyen arkadaşlar olursa Skype vasıtasıyla bağlantı kurabiliriz. Ben her türlü şekilde sizlere yardımcı ve destek olmaya çalışıyorum bu konuda. Evet Barış abi, öncelikle vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ya bugün aslında oyun ciddiyeti kavramından biraz bahsedelim istiyorum. Senin de videolarında sürekli bahsettiğin oyun bazen ciddiye alınmalı. Yani gerektiği kısımlarda ciddiye alınmalı diye düşünüyorum ben de. Bu görüşlerini merak ediyoruz. İnsanlara bunu aşılamak da önemli bir durum. Ya tabii şimdi şundan başlayayım ben önce. Yani tutup da oyun tarihinden başlayacak değilim ama şimdi oyunların içerisinde hep bir şekilde şiddet olmuştur ve olacaktır. Ve bunun önüne geçemeyiz tabii ki. Yani çünkü baktığım vakit aslında insanın doğasında bu şiddet var kardeşim. Yani hani bizim ufakken seyrettiğimiz çizgi filmleri hatırla. Ne yapıyordu Bugs Bunny? Gidiyordu Elmer'ın kafasına geçiriyordu tavayı. O da onu silahla vuruyordu. Ondan sonra böyle bir kömür haresi içerisinde birbirlerine tepişiyorlardı. Gerçek hayatta bunları taklit edenler çok var. İşte babasının kafasına dökme tavayla vurup da adamcağızı hastanelik eden. Yani şunu demek istiyorum. Şiddetin ne dozda kullanılacağı ve hangi yaş kesiminde kullanılacağı çok önemli. Çünkü hani siz bir insanı pamuklar içerisinde agucuk şeklinde yetiştirseniz de onun DNA'sında, onun genlerinde mutlaka bir şiddet, sinir, stres mutlaka olmak zorunda. Ben bunların önüne geçilebilmesi adına bir şeylerden bahsetmek istiyorum aslında. Şudur. Şimdi biliyorsun aslında çok fazla değinilmeyen bir şey var. Biliyorsun her aslında şeyde oyunun başında yazar işte kaç yaşa hitap etti. İşte bunları denetleyen bazı kurumlar var. Özellikle Amerika tarafında bu iş çok ciddiye alınıyor. Evet. Fakat bu işin yapımcı kısmında ciddiye alındığı kadar ne yazık ki satış kısmında bu iş çok ciddiye alınmıyor sevgili kardeşim. Evet Barış abi, maalesef öyle. Ya şimdi hani tutup bugün gittiğim vakit herhangi bir teknoloji marketten gidip bir GTA 5'i her yaştan insan satın alabiliyor. Ama baktığında aslında artı 18 ibaresini görüyoruz. Ya bu şey de öyle ya. Yani sigara satışı da yasak aslında ama her bakkaldan çocuğu gönderip sigara almak gibi bir şey bu da. Evet abi, aynen öyle. Yani satış konusunda insanlar pek fazla bilinçli değil galiba bu konuda. Ya da işlerine gelmiyor. Herkese satayım havasındalar. Ya şimdi bir bazı şeylerin yasalarla çok caydırıcı hale getirilmesi lazım. Hani özellikle satış kısmında. Mesela hani bir yasak var. Atıyorum işte, tekrar aynı örneği vereceğim, alkollü içecekler ve sigara satışı üzerine, ama hani denetleyen yok. Denetleme mekanizması çok zayıf ülkemizde. Yani dolayısıyla hani bakkal Ahmet abi de aman 40 yılda bir zabıta gelirse de onun yanında çocuk gelirse sana satış yok der, kovar giderim falan filan işte şey diye düşünüyor falan, ama hani aslında bunun denetim mekanizmasını daha da şey yapmak lazım. Özellikle teknoloji marketlerinde, teknoloji mağazalarında, oyun satan yerlerde veyahut da işte Steam veyahut da işte Uplay tarzı online oyun satan yerlerde bunların denetimlerinin daha ciddi yapılması lazım ve caydırıcı cezaların daha fazla olması lazım. Bildiğim kadarıyla hani bir takım cezalar var ama işte atıyorum 2000 lira, 3000 lira, yani çok da caydırıcı olmayan cezalar. Şunu kastediyorum, gerçekten lisans iptaline ya da ticari yasaklamaya veyahut da işte daha yüksek cezaları, işte atıyorum 100 bin lira, 200 bin lira tarzı cezalara çektiğim vakit bunu bak bakalım kuş uçuyor mu? Evet Barış abi, öyle. Bir de aslında hani bu satış mekanizmalarından daha fazla kullanıcının da bilinçlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani single modlarda değil de özellikle multiplayer ve bu
simülasyon oyunlarında, daha doğrusu artık simülasyonlara oyun da dememiz gerekiyor ki bu bilinç tam olarak yerleşsin. Bunlar tabii önemli şeyler diye düşünüyorum ben. Ya şimdi mesela şeyden örnek vereyim ben. Biliyorsun oyun seyir çatısı altında Euro Truck Simulator'ın kariyer modlarına bölüm çekiyoruz ve devam ediyor bu bölümlerimiz. En son iki önceki bölümde sürat felakettir kolunu biraz hani kamu spotu tadında diyebileceğimiz bir bölüm yayınlamıştık. İşte orada ben hani biraz bu konuya girdim, fakat işte yine tekrar ediyorum, işte bilinç dışında davranıldığı için hani pek bilinçlenme konusunda sıkıntımız olduğu için işte bana tepkiler veren de çok oldu. İşte bu bir oyun, sen karışamazsın kimsenin şeyine falan filan diye. Ama hani bir kere şunu şey yapmalıyız, ayırmalıyız. Simülasyon farklı bir daldır, oyun farklı bir daldır. Siz bu simülasyonun içerisinde bir kariyer modu bile yapıyorsanız, bu oyunun adı simülasyonsa, siz bu oyunu simülasyon olarak oynarsınız. Simülasyon nedir? Bir şeyin simüle edilmiş bilgisayar ortamına taşınmış halidir. Hani bu bir tır da olabilir, bu bir uçak simülasyonu da olabilir. Şimdi senelerce Microsoft Flight Simulator diye bir oyun yayınlandı. Milyonlarca müdavimi oldu ve hatta eğitimleri verildi insanlara, işte uçuş eğitimleri verildi ve online olarak uçuş sertifikası kazanan insanlar oldu. Yani gerçekten Microsoft Flight Simulator'da kaptan belgesi alan insanlar oldu. Hani İşi bu kısmına baktığımız vakit ortada belli bir seviyede belli bir bilinç eksikliği, bilgi eksikliği, bilgi karmaşası, artık adına ne derseniz deyin, bizi çok etkiliyor. Hani Microsoft Flight Simulator'da hani tutup da siz işte bölüm yaparken ya da işte oyun oynarken biri gelip de çok sıkıldım ya, bir ikisi 360 yaptırsana şu uçağı, hiç hareket yok, tepki yok falan filan, işte git bak şurada bir başka uçak işte irtifasına in de onu biraz şey yap falan filan diyebiliyor mu kimse? Demiyor. Diyemiyor tabii. Diyemezsin zaten, bu o şeye aykırıdır yani. Olaya aykırıdır. Zaten simülasyon dediğimiz şey gerçekte yapılabilecek hataları minimuma indirmek değil mi Barış abi? Tabii ki. Yani şimdi mesela yine Euro Truck Simulator'dan örnek verelim. Euro Truck Simulator'a kariyer modu koymuşlar. Bu kariyer modunda amaç ne? Nedir? Şöyle söyleyeyim. Senin gerçekten işte bir oy şey bir kişi olarak işte sıfırdan başlayıp onun bunun tırında çalışıp ondan sonra işte banka kredisi veyahut da kendi çalıştığın parayla yavaş yavaş büyümeni simüle eden bir oyun. Tabii bu oyunda ödülün yani gerçek dünyadaki paralar gibi para. Sen her şeyini parayla kazanıyorsun. İşte bankaya parayla borçlanıyorsun. Yani gerçek hayattaki ekonominin biraz yansıtılmış hali. Dolayısıyla baktığın vakit ortada da trafik kuralları diye uyman gereken ve uymadığın takdirde cezaları çok ağır olan bir sistem var. İşte sen sinyalini vermelisin. İşte ne bileyim, hız kurallarına uymalısın. Kaza yapmamalısın. Sağa sola çarpmamalısın. Şimdi düşün, sen 20 bin euroluk bir iş almışsın. Hiçbir yerde dinlememişsin, kırmızı ışıkta geçmişsin, 50 bin tane arabaya çarpmışsın, ondan sonra mala da hasar vermişsin, bir geliyorsun aldığın sıfır, verdiğin daha fazla, aldığın işte atıyorum 10 bin euro, o işte harcadığın işte cezalar ve işte tırına verdiğin zarar atıyorum 30 bin euro, ne anladım ben bu işten? Öyle Barış abi. Bir de aslında önemli bir mesaj daha veriyor bence. Mesela hani kariyer modundan daha öte multiplayer modunda düşünelim. Kaza tek taraflı yapılmıyor. Evet. Yani siz zarar alıyorsun, sen zarar alıyorsun ama karşıdakine de bir o kadar zarar veriyorsun. Bence bu önemli bir mesaj. Yani bir de hani şey farkındaysan iki tarafa da ceza veriyor orada. Evet. Yani ikisinde de hasar oluşuyor, ikisine de ceza veriyor. Yani şimdi o bilerek sana çarparken işte sen de onu taciz ettiğine varsayarak falan bir ceza veriyor. Ha, oradaki adaleti biraz tartışılır. İşte ben yolumda gitmeye çalışırken gelip herif arkadan bana bindiriyor. Yine bana da ceza veriyor. O tür ufak tefek eksiklikleri var oyunun ama baktığım vakit daha az. Şimdi bu en masumu. Yani bu oyunlardaki şiddet içeriğinin en masumu. Biliyorsun, evet. Biz senelerce Atari salonlarında, bizim yaşımızdaki insanlar, benim yaşımdaki insanlar, senelerce biz Mortal Kombat oynadık.
bundan daha sert bir oyun dünya tarihinde yoktur yani, çok azdır yani arcade oyunu olarak yani. Ve biz ufacık çocuklardık, gidiyorduk jeton para karşılığında işte milletin kafasını kopartıyorduk, işte ne bileyim işte finishim yapıyorduk, işte iskelet çıkartıyorduk. Kan revan zaten oyunun kendisi. Hani bunları baktığımız vakit bunların önüne zamanında geçen hiçbir kural yoktu. Şimdi yeni yeni bazı kurallar oturuyor ama bu kuralları denetleyecek kimse yok. Yani sistem eksikliği bence de çok fark ediyor. Yani şimdi baktığınız vakit hani derecelendirme rate kuralı var biliyorsunuz işte. ESBRN kısaltması açılımını şu anda unuttum. Baktığım vakit işte orada işte artı 3 oyunlar da oluyor. Artı 18 oyunlar da oluyor. Yani değişiyor bu oyunun masumiyetine göre. Hani bugün GTA dediğin vakit işte online modları olsun, hikaye modu olsun, hepimiz ya oynuyoruz ya da işte oyun kanallarında bu yayınlanıyor ve ben de hatta yayınlayacağım. Ama işte baktığım vakit o hikayenin içerisinde tecavüz mü aramazsın, işte şiddet, bir bölümde şey vardı, işkence yapıyordun adama konuşturmak için falan, işte işkence metotları vardı. İşte zaten çizilen Trevor karakteri tam bir pislik herif yani. Adam işte eşcinsel ilişki mi aramazsın adamda, her türlü pislik, her türlü şey var ama bir o kadar da çok sevilen bir karakter. Hani bu konuda biraz korkunç aslında. Ya Barış abi, oyuncular yani oyun yapımcıları oyunun hikayesi gereği böyle karakterler koyabiliyor ama dediğimiz gibi yaş sınırı da koyuyorlar. Artık bu aşamadan sonra satış departmanında kalıyor galiba bu iş. Ya yaş sınırlaması koyuyorlar iyi güzel de ondan sonra oyun kanalları da herkese açık bir şekilde bunu yayınlıyor. İşte bir de bu var tabii, böyle bir olay. Yani buna ne yapmak lazım? Şimdi öncelikle hani bence şey olması lazım. Şimdi hepimizin bir YouTube hesabı var, bir Google hesabı var. İşte bunların işte mümkün olduğunca gerçeğe yakın olması lazım. Bunun denetlenmesi lazım bir şekilde. Hani en azından gerçek yaşlarımız, işte doğrulama seçenekleri var biliyorsun. İşte kamerayla açıp da kendini gösterebiliyorsun falan. Orada algoritma tarıyor senin yüzünü. O tarz bir şey yapılması lazım ve şimdi bir oyunun adı geçti vakit biz ne yapıyoruz oyun kanallarında? İşte oyunumuzu yayınlarken çeşitli etiketler koyuyoruz ki o oyun arandığında bizim videomuzda çıksın. O etiketlere işte çeşitli yaş sınırlamaları olmalı. İşte siz şey yaptığınız vakit o bölümün videosunu açmaya çalıştığınız vakit ekranda bu sizin yaşınız için uygun değildir. Ya da işte atıyorum bu kanalda yayınlanan oyun işte şiddet içeriklidir. Lütfen işte 18 yaşın altındaysanız oynamayınız ya da yanınızda işte bir veliniz olsun tarzında uyarılar en azından olmalı ama o uyarılar yine yeterli olur mu onu da bilmiyorum. Çünkü hani ben şunu gördüm. MediaMarkt'te iki tane lise çocuk işte şey zamanında PlayStation 3 zamanında gittiler, adamlar GTA 5 aldılar. İşte ne bileyim Outlast'lar falan, işte yani birkaç korku oyunu falan, birkaç oyun birden aldı adamlar PlayStation'a ve şey yani baktığım vakit hani şeyde dediğin gibi artı 18 vardı, bir anda artı 16 vardı, çocuklar 15-16 yaşında yok bile yani. Öyle Barış abi, tabi şimdi internet yayıncılığı üzerine fazla bir şey söyleyemiyoruz çünkü sansürlenme konusu biraz daha ciddi herhalde olur internet. Ben sansüre karşıyım, orası ayrı bir dava ama hani en azından hani uyarılmalı, hani denmeli ki yani aslında bizim de yapmamız gereken şeyler var. İşte her videonun başında sıkıcı olsa da arkadaşlar bir oyundur, lütfen karıştırmayalım. Gerçek hayatta bu tarz şeyleri tasvip etmiyoruz ama oyun senaryosu gereğinde şimdi yapmak zorundayız falan şeklinde olmalı. Ama işte hani ülkemizde de şöyle bir şey var. Hani her oyun kanalı ya da oyun yayıncısı diyelim bunlara dikkat etmiyor. Kaldı ki kullanılan dile dikkat etmiyorlar. Kaldı ki zaten yaşları gereği o bilince ulaşmamış arkadaşlar oldukları için hani onlardan öyle bir şey beklemek de çok abeste iştigal olur tabii ki. Evet, o zaman şöyle diyebiliriz yani Barış abi, hem yayıncının bilinçli olması gerekiyor hem de izleyicinin bilinçli olması gerekiyor. Tabii ama yani tekrar söylüyorum, herkese belli bir bilinç açısından yaklaşamayız, o da var.
Yani onunla nasıl bir önlem alınabilir diye düşünüyorum. Hani mesela YouTube hesaplarında bir yaş sınırlaması getirilse adam 2-3 seçenekle hemen yaşını arttırabilir mesela. Nasıl önüne geçirebilir? Bunu da düşünmek lazım. Ya işte demin söylediğim doğrulama seçenekleri olabilir. Yani çok büyük bir sistem olabilirse önüne geçilebilir belki ama artık hani günümüzde 5 yaşındaki çocuk bile YouTube kullanabiliyor yani. İstediği içeriğe erişebiliyor. Ya yazı yazmaktan önce CD yazmayı öğrenen çocuklardan bahsediyoruz biz burada. Evet aynen öyle abi maalesef. Yani adam 5 yaşında ama hani bilgisayar vereyim bir GTA oynayayım havasında sürekli. Öyle tipler de var, öyle çocuklar da var. Sokağı unutan, bilgisayar başında geçiren var yani. E tabi benim şey... Benim ilk ustamın oğlu, şimdi çocuk büyüdü, sinemada okuyor, radyo sinemacılıkta, sinema televizyonda okuyor pardon. Ondan sonra ya çocuk 6 yaşındaydı, GTA 3 oynuyordu işte, şey diyordu, Barış abi burada ne yazıyor okur musun diye beynimin etini yiyordu çocuk, laptop yanımda dındırı dındırı GTA oynuyordu, ot işi bırakıp GTA oynuyorduk onunla. Evet Barış abi, yani dediğimiz gibi. Her iki tarafta da izleyiciye düşen paylar var ve yayıncıya da düşen paylar var. Ya bence Serhat'cığım hani bilmiyorum, aileye en fazla pay düşüyor aslında burada. Yani şu hani öncelikle bir hani kontrol mekanizması nasıl eğitim ailede başlarsa kontrol mekanizması da ailede başlar. Hani ben şunu kastetmiyorum, çocuklarınızı sıkın boğazlarını, işte interneti kapatın, modemi kendi odanıza koyun, işte saat 11'den sonra, 10'dan sonra modemi kapatın şeklinde değil de hani gerçekten güzel bir şekilde hani bak evladım işte şiddet kötüdür, insanlara şiddet uygulamamayınız şeklinde baştan sağlam bir eğitim vereceksiniz. Yani bu günümüzde mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü çoğunlukla ebeveynlerin hepsinin çalıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü artık ekonomik olarak tek kişinin çalışması yetmiyor. Dolayısıyla çocuklar büyürken ebeveynlerinden ziyade okul ve arkadaşlarınla beraber büyüyorlar. Zaten hani okuldaki öğretmenlerin de şu andaki yapısıyla duruşları bir yere kadar. Ondan sonra bunların hepsini göz önüne aldığımız vakit ne oluyor? Ortada kalmış bir çocuk profili çıkıyor. Çocuk ne yapacak? Kendi arkadaşlarıyla eğlenecek. Zaten o da kendi arkadaşı da bilinçsiz. Yani dolayısıyla iş temel geliyor, dolaşıyor, dayanıyor aileye. Şimdi mutlaka vakit ayırmaları lazım çocuklara. İnternette ne yapıyorlar? Uzaktan bir göz gezdirmeleri lazım. Bugün artık günümüzde ev içi ağ bağlantıları, ağdan işte kontrol edebilmek gibi şeyler mümkün. Pekala yapılabilecek şeyler bunlar. Evet hani, mesela Barış abi bu konuda da gerçekten ailenin payı dediğin gibi çok önemli. Ya aile ben, bilince her zaman etkili. Tabii ben açıkçası çocuğun belli bir yaşa gelene kadar işte uzaktan bir şekilde hani ne yapıyor, ne ediyor, nerelere giriyor diye kontrol etmek zorundayım, durumundayım. Ha, yanlışını gördüğüm vakit de müdahale edeceğiz ama hani en azından verdiğim eğitimler doğru işliyor mu işlemiyor mu diye kontrol etmek zorundayım. Burada yanlış anlaşılacak bir şey yok. Çünkü burada ailenin bu görevi aslında ama yani kaç aile bu bilinçte, kaç aile bu teknik ve bilgi altyapısına sahip, o da tartışılır. Evet Barış abi, yani bir de mesela ailenin davranma şekli de çok önemli. Hani çocuk yanlış bir şey yaptı diye tamamen oyundan ya da bilgisayardan kesmek yerine doğrusunu söylemek, ona göre bilinçlendirmek de çok önemli galiba. Şimdi biraz konu pedagojiye doğru kaydı yavaş yavaş ama evet. Hani kısaca anlatayım. Şimdi günümüzde çok demode olan ama modernize bir şekilde bizim millete yutturulmaya çalışan bir eğitim sistemi var. İşte ne ceza ve ödül. Artık bu sistemin doğru olmadığı tüm uluslararası camiaca kabul edilmiş ama bizim pedagoglarımız nedense hani Pavlov'un çok affedersiniz Pavlov'un meşhur bilenler bilir zil teorisi vardır. İşte köpek eğitiminde de kullanılır. İşte köpekleri bir süre sonra işte şey yaparsınız. İşte zil çaldığında yemek verilecek şeklinde şartlarsınız ve her zil çaldığında adam gelir yemeğini yer. Hani o şekilde çok affedersiniz hayvan gibi köpek gibi yetiştirileceğini zannediyorlar çocukların. Çok yanlış. Yani insan sevgiyle haşrolur. Sevgiyle yetiştirilir. Sevgiyle anlatılan şey, ebeveynlerin sevgiyle anlattığı şey her zaman şiddetten ve yasaktan daha çok akılda kalır. Evet
Evet Barış abi, kesinlikle haklısın. Biraz bahsettik bu tarz oyun işlerinden, kullanıcı bilincinden, çocuk bilincinden, yayıncı bilincinden biraz konuşmuş olduk. Evet. İlk video için sanırım güzel bir sohbet oldu. Hem bilgilendirici. Bize karşı kesinlikle fikirler doğacaktır. Yani bunları da değerlendirmemiz gerekecektir diye düşünüyorum. Ya şimdi biraz ucu açık konuştuk. Neden ucu açık konuştuk? Çünkü hani sonuçta ben burada fikirlerimi yansıtıyorum ama işte benim fikirlerime aşırı gaddar olarak da göz önünde alan olabilir, düşünen olabilir veyahut da hayır tam tersi işte aslında işte korkuyla veyahut da şeyle askeri disiplinle çocukların yetiştirilmesi, işte oyun yapımcılarının daha fazla kısıtlanması, işte oyun satışında çok daha ağır tedbirlerin alınmasını isteyen de olabilir. Bu tedbirlerin yeterli olduğunu düşünenler de olabilir. Ben baktığım vakit genel olarak şu andaki yaşam tarzına, işte çocukların ve gençlerin eğilimlerine baktığım vakit şiddete çok büyük bir kayma görüyorum. Yani bunun da nedeni, bir yerde bir sıkıntı varsa bu sıkıntının da nedeni bence denetimsizlik. Çünkü toplumsal olarak ki durumumuza baktığımız vakit ebeveynlerin çok fazla işte aşırı neşir olduğu, çocuklara çok vakit ayıramadığı ve çocukların başıboş kalıp bilinçsiz bir şekilde yetiştiğini görüyoruz. Bunların nedeni bence bu. Kesinlikle temelinde yatan en büyük sebeplerden evet. Bir tanesi bence de bu. Evet. Barış abi teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir şekilde faydalı olmuştur sevgili Serhat. Buradan Dijitaller Sitesi'nin takipçilerine çok çok selam söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel işler yapıyorsunuz. İnşallah daha güzel bir şekilde devamını getirirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler Barış abi. Ayrıca oyun seyri bilmeyen arkadaşlarımız için de bu videonun altına bir oyun seyir YouTube linki de eklemeyi unutmayacağız tabii ki. Tabii zaten Dijitaller sitesinin altında da her zaman bir YouTube yerimiz var. Orayı da ara ara ziyaret ederseniz çok seviniriz. Çok teşekkürler Barış abi. İyi günler dileriz. İyi günler, sağ ol.